Şehir ve üniversite programından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün yine Harran Üniversitesi'nin çalışmalarıyla karşınızdayız. Çiçeği Burnu'nda bir bölümümüz, yazılım mühendisliği bölümü ve yine konuğumuz Harran Üniversitesi yazılım mühendisliği bölümü öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Dursun Akaslan. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Evet, hocamızla bugün yazılım bölüm başkanlığının dışında yine Harran Üniversitesi'ne ait önümüzdeki süreçte beklediğimiz Açık Öğretim Fakültesi'nin çalışmaları üzerine de bir söyleşimiz olacak. Hocam tekrar hoş geldiniz. Kendinizi tanıtarak programa giriş yapabiliriz. Dilerseniz buyurun. Nasıl isterseniz hocam. Ben Doçent Doktor Dursun Akaslan, Harran Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 2014 yılından beri Harran Üniversitesi bünyesinde çalışıyorum. Daha önce bilgisayar mühendisliğinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra yazılım mühendisliği bölümünü kurarak geçiş yaptık. Şu anda 2023 yılı itibariyle de ilk öğrencilerimizi aldık. Yani şu an üniversitemizin en yüksek puanlı öğrencilerinden biri olan yazılım mühendisliğidir. Şu an eğitim öğretimimiz başladı. Yaklaşık 39 tane Türk vatandaşı, 7 tane de yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere 46 öğrencimiz kayıt yaptı. Eğitim öğretim devam ediyor mühendislik fakültesi bünyesinde. Son olarak da şu anda yazılım mühendisliğini İngilizce öğretim diliyle de açmak için bu yıl başvurumuzu yapacağız. Şimdi bunun hazırlıklarını şu an yapıyoruz. Evet, çok güzel hocam. Tabii yazılım çağımızın en önemli artık gereçlerinden biri haline geliyor ve üniversitemizin de böyle bir alanda çalışmaları bizi heyecanlandırıyor. Kendi öğrencilerini yetiştirmekle kalmayacak. İnşallah üniversitenin diğer alanlarıyla da disiplinler arası çalışmalar ilerleyen zamanda bekliyoruz. Aynen. Hocam. Çünkü yazılım mühendisi gerçekten diğer bölümlere hizmet eden bir bölüm. Yani diğer bölümlerin ihtiyaçlarını, fakültelerin ve bölümlerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Gerçekten yeni vaat eden bir nesil yetiştirme amaçlıyor. Dün TEDAP Başkanı ziyaret etmişti bizi. Evet. Belki bilginiz vardır. Hı hı. Yani şu ana kadar kabul edilen projelerin bir grafiğini yayınladı ve yaklaşık %23'ün bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinden kabul ediliyor. İkinci takip eden de tarım, gıda ve hayvancılıkta şu an için. Yani biz bölge olarak her ikisine de hakim olursak büyük projeler bize göz kırpabilir. Var olan potansiyelimizi kullanmamız gerekiyor. Bu yazılımla güncelleyerek. Aynen. İnşallah hocam. Allah muvaffak etsin. Peki hocam, bu bilgiler ışığında üniversiteyi nasıl tanımlıyorsunuz? Bunu şöyle tanımlıyorum ben genellikle. Yani üniversitenin amacı nedir? Evet. Üniversitenin hedefi nedir? Bu sorulara cevap verdiğimiz zaman üniversite nedir sorusunun da cevabını vermiş oluyoruz. Bir akademisyen olarak üniversite nedir sorusuna, amacı nedir dediğimizde temel olarak iki amacı ön plana çıkıyor. Birinci amacımız eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu hem ön lisans, hem lisans, hem de lisansüstü. Bunlar için de yüksek lisans ve doktora yapabiliriz. Bu eğitim ve öğretim bizim için birinci hedeftir. İkinci hedefimiz de bizim araştırma ve geliştirme. Yani genellikle insanlığın beklenen sorunlarına çözüm üretebilmek bizim için ikinci temel hedefimizdir. Bunun için de gerekli araştırma ve geliştirmeleri yürütüyoruz. Şu an son gündem özellikle üniversite şehir işbirliği, sanayi işbirliği de biliyorsunuz gittikçe önemli kavramlar olmaya başladı. Bunun da bir üçüncü hedef de bize doğuyor. O da genellikle Şanlıurfa Teknokent dediğimiz kurumlar üzerinden öğretim üyelerimizin yaptığı patentler, buluşlar nasıl sanayide karşılık bulabilir? Yani özetlemek gerekirse eğitim, öğretim, Ar-Ge ve ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi diyebiliriz. Evet, bunu verdiği hizmetlerin dışında ayrıca sunmuş olduğu imkanları düşünüyorum. Peki hocam, Harran Üniversitesi bu üniversite tanımının ne kadarını dolduruyor şu anda? Harran Üniversitesi'ni şöyle diyebiliriz, en köklü kurumlardan biridir. Sadece ülkemiz için değil, dünyanın en köklü kurumudur. Evet. Bunu da ispatlayabilmek için şu an arkeoloji bölümünden tutun, tarih bölümüne kadar hocalarımız bir yazı hazırladılar ve Yükseköğretim Kurumu'na gönderdiler. Harran Üniversitesi'nin kuruluş tarihinin 1992 değil, 744 olduğunu kanıtlayıcı belgelerle sundular. Yani bu kabul edilirse şu an Harran Üniversitesi'nin logosunda 744 yazısını görebileceğiz.
Çünkü biliyorsunuz tarihin sıfır noktası olarak tanımlıyor. Bunu sadece Harran Okulu ile değil, mesela Göbekli Tepe olsun, Balıklı Göl gibi tarihi yerlerle de zaten ispatlıyor buradan eğitim öğretim geldiğini. Yani şu an Harran Üniversitesi bizim şu an dünyada, yani Harvard ve Oxford'dan farklı bir kökeni değil, daha kadim bir kökene sahip. Sadece bizim yapmamız gereken bu potansiyeli işte bize destek veren işte yöneticilerimizle ortaya çıkarmak. Çünkü biz, ben genellikle şeyi örnek veriyorum. Süleyman ile Mimar Sinan'ı genellikle örnek veriyorum. Mimar Sinan'ın keşfedilmesinin temel nedeni tamamıyla yöneticidir. Evet. Bu yönetici gerçekten akademisyenlerimizin önünü açarsa bizim Harran Üniversitesi'nin potansiyeli kesinlikle ortaya çıkacak diye inanıyorum. İnşallah hocam. Madem ilk tarih burayla başlıyorsa demek ki eğitim de insanlığın tarihiyle eş değer olduğuna tabii, göre demek ki eğitim de ilk burada başlamıştır. Üniversitemizin inşallah daha güzel çalışmalarına buna sahip çıkacağına inanıyoruz. Biz Allah muvaffak etsin. Peki hocam, açık öğretim nedir? Şimdi yazılım mühendisliği ile ilgili dilerseniz kısa bir giriş yapın. Ondan sonra bu açık öğretim nedir? Uzaktan öğretim nedir? Harran Üniversitesi açık öğretime, uzaktan öğretime geçecek mi? Böyle bir fakülte mi açacak? Bunlarla ilgili biraz insanlarımızı bilgilendirelim. Şimdi yani bu tarihçiye gidersek sanayi devriminden tutun, şu an günümüze kadar gelişen bir teknoloji var. Evet. Makine, su buharından tutun, sonra elektriğin, sonra elektroniğin. Onun peşine de bilgisayarın doğmasıyla birlikte teknoloji gittikçe ilerliyor. Şu an teknoloji daha çok donanımdan çok yazılıma doğru kaymaya başladı. Yani donanım artık gittikçe tekelleşmeye başladı diyebilirim. Yani genellikle bir donanım düşündüğünüz zaman genellikle onun bir fabrikası var. Mesela bir işlemci, her fabrika bugün ben işlemci üreteceğim diyemiyor. Veya bir bilgisayar kasası, monitör üreteceğim diyemiyor. Yani genellikle artık bir ürüne baktığınız zaman genellikle onun bir fabrikasının olduğunu görüyorsunuz. Yani donanım teknolojisi önemlidir. Önemli olmaya da devam edecek. Fakat istihdam alanı gittikçe sınırlanıyor. Yani herkes donanımda istihdam edilmesi çok mümkün değil. Fakat yazılım öyle değil. Donanımın özellikle kontrol edilmesi, eğlenceden oyuna olsun, eğitim öğretime kadar çok teknolojiler gittikçe geliştikçe şu an bir yazılım ihtiyacı ortaya doğuyor. Mesela bunu şöyle örnek verebiliriz. Mesela kullandığınız telefondaki uygulamalardan bahsediyorum genellikle. Yani bir tane telefonunuz var ama indirdiğiniz, kullandığınız uygulamaların sayısı sınırsız diyebilirim. Milyonlarca uygulama var. Yani donanım tek bir olsa bile yazılım gerçekten sınırsız ve çok fazla ihtiyacı belirtiyor. Yazılım bu açıdan nedir diye sonra cevap verirsek işte biz matematikten giriyoruz genellikle. Birinci sınıfta matematik, fizik dersini vermemizin temel nedeni bu. Yani kişi matematiksel modelleri nasıl bilgisayarla iç içe kullanabilir? Bunun biz yazılım olarak bir güzergah olarak tanımlıyoruz. Şu an biz genellikle hazırladığımız müfredat da bu şekilde. Yazılım nedir sorusunu 4 yılda nasıl cevaplayabiliriz? Yazılımı cevaplamak kolay değil. Daha sonra daha çok biz şunu soruyoruz. Bizden talep edilen ihtiyaç nedirse onun çözümleri biz yazılımda buluyoruz şu an için. Bunu sadece yazılım tek bilgisayar başına yapamıyor. Bunu matematiksel, fiziksel modellemelerin de doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Şimdi açık öğretime geçersek, açık öğretim de bir ihtiyaç. Mesela biliyorsunuz Türkiye'mizde belli başlı 3 tane üniversitemiz açık öğretim fakültesine sahip. Bunlar biliyorsunuz Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi veya İstanbul Üniversitesi. Bir de bilinmeyen Ankara Üniversitesi var. O da 2020 yılında açık öğretim fakültesini kurdu. İşte açık öğretim fakültesi nedir? Bu genellikle bir yokluktan ortaya çıkmış. Özellikle coğrafi şartların yetersiz olduğu bir döneme insanlar işte kendi öğrendiklerini, bilgilerini başka bir şehirdeki, ildeki kişilere mektup yoluyla göndererek bilgilerini açıklamaya çalışmış. Yani coğrafi yetersizlik, ekonomik koşulların olmaması. Daha sonra bu teknoloji geliştirdikçe Anadolu Üniversitesi 80'deki kurulmasıyla birlikte televizyonlar devreye giriyor. Yani kurum sayımız yetersiz, üniversite sayımız yetersiz, okullaşma oranı yetersiz fakat bizde bir televizyon var. Televizyonda konuştuğunuz şeyi bütün Türkiye'ye yayabiliyorsunuz. Yani coğrafi ve ekonomik koşullar olmadan. Evet. Açık öğretim fakültesi radyo ile başladı, sonra televizyona devam etti. Böyle desteklendi. İşte 2000 yılların başında, işte 90'lı yılların sonunda da artık internet devreye girdi. İnternet devreye girdiği zaman da artık uzaktan öğretim duymaya başladık.
Artık kitaplar gittikçe kendini bıraktı. Dijitalleşmeye başladı. Bütün üniversitelerimiz artık PDF'e gitti. Mesela Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler veya işte izleyicilerimiz bilir. Kitaplar geliyordu bize kargoyla. O kargoydaki kitapları çalışıyorduk. Daha sonra üniversitelerimize arasına ve yarı yıl sonu sınavlarına giriyorduk. Şu an artık bu kitaplar yine çalışıyor fakat PDF şeklinde. Artık PDF de yetersiz olmaya başladı. Artık internet hızı, teknoloji, yazılım arttıkça artık sadece PDF değil, videodan sesler düşünün. Etkileyici, işte interaktif dediğimiz etkileşimli PDF'ler var, animasyonlar var. Bunun gibi bir sürü şey devreye girdi. Biz açık öğretimi ikiye ayırıyoruz şu an. Genellikle açık öğretim ve uzaktan öğretim diye. Açık öğretimde yine PDF'ten çalışıyorsunuz zorunlu olan ve sınavına giriyorsunuz. Temel mantık budur. Teknoloji yeterli olduğu için artık öğrenciler sadece PDF'de değil, çeşitli teknolojilerle destekleniyor. Ama uzaktan öğretime girince iş değişiyor, canlı yayın söz konusu. Yani siz öğretmen ve öğrenci anlık olarak bir belirli bir zaman diliminde bir araya gelmek zorunda. Ama açık öğretimde böyle bir zorunluluk yok. Öğrenci istediği zaman, istediği yerde PDF'ine çalışabilir. Ama uzaktan öğretim devreye girdiği zaman öğrenci belirli bir saatlerde canlı yayın katılmak zorunda ve öğrenci ile öğretmen arasında bir etkileşim olmak zorunda. Öğrenci soru sorması ve öğretmenin de bunu cevaplaması zorunlu. Yani uzaktan öğretim biraz daha yüksek teknoloji içeren bir konu. Yani şu an günümüzde kullandığımız Zoom gibi teknolojiler uzaktan öğretimin zorunlu öğeleri. Evet. Yani uzaktan öğretim teknolojisinde bunları kullanmak zorundayız. Evet. O zaman açık öğretim biraz daha serbest zaman tanıyor öğrencilerini. Böyle çalışan, ondan sonra belli dönem mesai dışı okuyabilecek insanlara hitap ediyor. Ama uzaktan öğretim biraz daha öğrencilerin o öğrenciliklerini yaşayabilecekleri bir platform diyebiliriz o zaman. Yani biraz daha etkileşim olmak zorunda diyebiliriz. Peki hocam, Harran Üniversitesi'nde bu açıktan veya uzaktan öğretim fikri nereden çıktı? Buna teknik olarak, eğitim kadromuz olarak müsait miyiz? Düşüncelerimiz neler? İsterseniz oraya girelim. Hocam şimdi dikkat ederseniz Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de kurulu bir üniversite. Evet. Atatürk'e bakarsanız Doğu'da. İstanbul biraz daha Marmara bölgesine hitap ediyor. Ankara'da kurulan Ankara Üniversitesi de Ankara ve merkezi. Fakat bir eksiklik göze çarpıyor. Güneydoğu'da böyle bir şey yok. Fakültenin olmaması. Şimdi bu bir neden. Bir de bölgenin kendine ait özellikleri var. Mesela bizim yani Mezopotamya'nın kendi özellikleri var. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Böyle burada bir açık öğretim fakültesi kurulunca diğer açık öğretim fakültelerini tekrar mı edecek? Onları birebir kopyalayacak mı? Yoksa kendine ait özgün özellikler olacak mı? Evet. Biz bu açık öğretim fakültesi ilk fikri çıktığı zaman yani bizim hedefimiz bölgenin sadece istihdam amacıyla bakmıyoruz. Daha çok bölgenin bu bölgenin insanları nasıl bilgilendirilebilir? Bölgenin ihtiyaçlarına göre nasıl bilgilendirilebilir? Buna bakıyoruz. Çünkü açık öğretim fakültesinde okuyanların belli bir kısmı istihdam amaçlı okurken belli bir kısmı da daha çok öğrenme amaçlı. Mesela evet. 4-5 üniversite okuyan kişiler var. Bitirdiği zaman diğer üniversiteye geçiyor. Yani amaç biraz daha kendilerini geliştirme, bilgi seviyesini. Böyle bir amacı var. Belli bir program kapsamında sürdürülebilir bir eğitim alma adına aynen. Çalışırken mesela, devam ediyor. Diyelim siz bir memursunuz. Evet. Kamu yönetimi bilmeniz gerekiyor. Ya bunu hizmet içi eğitimde öğrenmeniz gerekiyor. Veya süper kaynaklar olan bir üniversiteden hızlıca öğrenebilirsiniz. Yani açık öğretim şöyle bir düzen de getiriyor. Gerçekten müfredatı düzenli, içerikleri yaklaşık yüzlerce öğretim üyesi tarafından hazırlanmış kitaplara. Yani lisans düzeyinde yani, sonuçta. Yani bunlar gerçekten incelenmiş, komisyonlardan geçilmiş. Çünkü hedef kitle bütün Türkiye olduğu için yani belirli kişilere değil, bütün herkese hitap ettikleri için içerikler özenle hazırlanmış. Tabii mezunlara bir de yetki de tanıyor yani mezun olan. Bile. Aynı örgün eğitim bitirmiş kadar diploması geçerli tabii, sonuçta. Çünkü sonuçta bunlar istihdam edileceği bir kamuya, devlete istihdam edilmesi gerektiği için belli bir eğitimin de doğru bir şekilde verilmesi gerekiyor. Evet. Yani bu konuda çok zengin bir içeriğe sahip olduğu için halk bunu görüyor. Özellikle okumak isteyen kişiler bu içeriğe yani normalde bir yani ders notları şeklinde erişemeyeceğiniz içerikler var.
Bunlar düzenli bir şekilde size getirildiği için böyle bir yönü de var. Yani içerikler zengin olarak. Şimdi açık öğretim fikri buradan çıktı. Yani Güneydoğu'nun kendine ait özellikleri var. Bunun yapılması gerekiyor. Bir diğer şey de biz şu soru da soruldu bize. Yani biz açık öğretim fakültesi kurulduğu zaman Anadolu Üniversitesi'nden ve Atatürk Üniversitesi'nden farkımız ne olacak? Çünkü bunun da bir soru. Bu soruda cevaplanması gereken bir soru. Biz şöyle, şimdi biz sanal gerçeklik konusunda üniversitemiz çok iyi. Yani şahsen biz 5. Uluslararası Sanal Gerçeklik Konferansı'nı bu yıl yapacağız. Bu dünyada çok sayılı. Yani Türkiye'de sanal gerçeklik konferansı, çünkü spesifik bir konferans. Yani mühendislik konferansı değil. Yazılım mühendislerine özel bir konferans da değil. Direkt anahtar kelime üzerinden hazırlanmış bir konferans. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik veya karma gerçeklik veya şu an günümüzün popüler konusu Metaverse, öte evren dediğimiz konularda çalışan insanlar genellikle makalelerini buraya gönderiyorlar. 15-16 Kasım'da da bunu yapacağız. Şu an sanal gerçeklik üzerine yapılan projeler var. Mühendislik fakültesinde makine mühendisliği olsun, harita mühendisliği olsun, yazılım, bilgisayar mühendisliği, sanal gerçeklik üzerine çok çalışmaları var. Sadece mühendislik değil, eğitim fakültesi olsun, tıp fakültesi olsun, çeşitli bölümlerde sanal gerçekliği kullandığı için bizim altyapımız hazır. Yani bizim şu anki farkımız, biz şöyle bir şeyde değiliz. Yani biz bir PDF üreteceğiz, ders diyelim bir kamu yönetimi öğrenimi vereceksiniz veya farklı bir PDF üzerinden öğrenciler bilgisayarda çalışacak şeyinde değiliz. Biz bir Metaverse sistemi şu an kurduk. Yani açık öğretim fakültesindeki öğrencilerimiz kendine ait bir Metaverse sistemine sahip. Yani öte evrenleri var. Şu an kurduğumuz sistemde Harvard Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinin her birine 100 metrekarelik bir alan veriyoruz. Öğretim görevlisi kendisi bu alanda kendi dünyasını tasarlıyor. Biz bu dünyasını tasarlaması için gerekli tüm bileşenleri veriyoruz. Mesela bir dünya düşünün. Aklımıza ilk geldiği zaman ne geliyor? Evler, ağaçlar, yollar, köprüler. Mesela bunun gibi işte bazı canlı hayvanlar gibi düşünün. Öğretmen bu dünyayı kendisi şekillendirebiliyor. Binasını kurabiliyor. Ve kendi kurduğu binaya öğrenciler kayıt yani girdiği zaman hocanın kendi dünyasına giriyor. Yani bu ne demek? 1000 tane öğretim üyesi düşünün. Her öğretim üyesinin kendine ait bir dünyası var. Mesela tasarladığı zaman öğrenciler, mesela bir kimyacının tasarladığı dünyayla bir tarihçinin tasarladığı dünya aynı değil. Tabii yani, biri laboratuvarda tüplerle belki şey kuracak, öbürsü kılıç hançer. Yani öğretim üyesi girdiği zaman, evet. Yani öğrenci hocanın metaverse'üne girdiği zaman, yani hangi alanda çalışıyorsa ona yönelik bir dünyaya girmiş olacak. Evet. Yani artık biz öğrenciyi bilgisayarın başından ayırıyoruz. Bilgisayarda PDF başında monitöre bakacak bir dünya yok. Çünkü şuna biz inanıyoruz ki, öğrenci PDF çalıştığı zaman masaüstünde WhatsApp'tan bir mesaj gelince dönüp bakıyor. Sonra mesajı cevaplıyor. Sonra PDF'e tekrar geri dönüyor. Hatırladığı kadar bir gerekirse bir iki cümle geri dönüyor. Sonra bu iş devam ettiğince tekrar bir daha mesaj geliyor. Twitter olsun, WhatsApp gibi sosyal medyalardan dikkat dağılmaya başlıyor. Öyleyse bizim yapacağımız sistem, eğer şu anki nesil kuşağı gerçekten eğitim öğretimle desteklemek istiyorsak sosyal medyanın etkisini kırmamız gerekiyor. Öyleyse onlara daha sosyal medyadan daha etkili, motivasyon arttırıcı bir ortam sunmamız gerekiyor. Şu an biz bunu sanal gerçeklikle gerçekleştirdik. Bu dünyada dediğimiz gibi öğretim üyesi şu an kendi dünyasını tasarlamış. Gerçekten kendi dünyasını tasarlamış. Mesela siz de öğretim üyesi olduğunuz için, mesela biz sınıfta nasıl ders anlatırız? Genellikle sunumlarımızı hazırlıyoruz. 25-30 slide. Ve her sunumda ne konuşacağımızı tahminen bir kendi aklımızda geçiriyoruz. Bu sistemde de hocamız, öğretim üyesi sisteme giriyor, sunumunu hazırlıyor ve sunumda ne konuşacaksa onu yazıyor. Bu bir de kendisi bir kitabını yüklüyor. Diyor ki benim bu dersimin kitabı şudur. İşte yapay zeka, hoca yüklemeyi bitirdikten sonra yapay zeka devreye giriyor. Canlı yayın anında sunumu okuyor hocam. Slaytlar otomatik dönüyor. Hazırladım. Mesela birinci slaytta hoca öğrenci soru sordu. Yapay zeka duruyor ve öğrenci bir soru sorduğunu ama kitabı bildiği için yaklaşık 200 sayfalık kitabı yapay zeka 2 dakika analiz ediyor ve öğrencinin sorusunu otomatik cevaplıyor. Tekrar sorduğu zaman tekrar cevaplıyor. Şöyle bir şey de diyebilirim. Öğrenci yapay zekayı yanlış cevaplaması için zorlamaya çalışır. Bu için ne yapıyor? Gidip PDF okuyor. Daha çok okuyor. Yani ben yapay zekadan daha, yani öğrenmeye teşvik bir sistem de var. Yani yapay zekayı ben nasıl
kandırabilirim, nasıl aldatabilirim, nasıl yanlış cevap verebilirim. Bunun için de bir öğrenmeye teşvik var diyebilirim. Yani böyle bir sistem tasarladık. Bu sadece eğitimin sunum şekli. Evet. Otomatik cevaplıyor. Öğrenci sisteme girdiği zaman diğer öğrenciler de giriyor. Her öğrencinin kendine ait bir 3 boyutlu modeli var. Yani siz girdiğiniz zaman benim 3 boyut modelimi görüyorsunuz. Birebir tasarım da olabilir, farklı da olabilir. Yani kendi karikatürlerinizle konuşabiliyorsunuz. Yani siz elinizi kaldırdığınız zaman o da elini kaldırıyor. Konuştuğunuz zaman o da konuşuyor. Yani biz 100 metrelik alanda sadece oturmuyorlar, gezebiliyorlar da. Şu an tek sıkıntımız biz bu saha gerçeklik gözlüğü ve kontrolörleri kullanıyoruz. Yazılım sınırsız ama bunlar sınırlı. Yani karakterinizi hareket ettirmek için kontrolör kullanıyorsunuz. İleri gidiyorsunuz, geri gidiyorsunuz. Ama teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki hocam. Çocukları biliyorsunuz, bir iki yaşta biz ne yapıyoruz? Tulum giydiriyoruz. Şimdi tulumlar tasarlanmaya çalışıyor, başladılar. Ben de bunlara uğraşıyorum şu an için. Yani ki öğrenci tulumunu giyiyor, ne hareketi yaparsa karakteri de onu yapıyor. Koşarsa koşuyor, yürürse yürüyor. Biraz daha aktif. Aktif. Bir de koşu bantları var. Yani kendi diyelim bu bir ileriki sonraki teknoloji. Odasında bir koşu bandı olduğu zaman sınırsız yürüyebilecek. Çünkü 100 metrekarelik bir alan var. Odada 5 metrekarelik bir alan. Biraz yürüdükten sonra nereye çarpacaksınız? Duvara çarpacaksınız. Yani kişi gözünü taktığı zaman bunun farkında değil. Ama koşu bandının üstüne çıkıp tulumunu da giydiği zaman rahatlıkla gezebiliyor. Yani seyircilerimizden bazıları belki VR Ready diye bir sinema filmi oynadı. Onu izlerlerse ne demek istediğimi anlamış olacaklardır. Evet. Biz de merakla bekliyoruz hocam inşallah bu platformda. Şu an bitti. Evet. Hazır. Sistem hazır. Evet. Prosedürleri mi bekliyoruz hocam? Şu an işte YÖK'e senatoya sunumumuzu yaptık. Yani sanal gerçeklik fakültesinin kurulması. Yani isim de kararsız kaldık. Ne olacak? Açık öğretim fakültesi mi olsun? Sanal gerçeklik fakültesi mi olsun? Bunun bir kararını veremediler. İşte bu karar verildiği zaman biz dosyamızı hazırladık. Yani sanal gerçeklik tabanlı bir açık öğretim fakültesi YÖK'e gönderildi. YÖK dediğimiz zaman bölümler de hazırlandı. Yani biz bütün meslek kuruluşlarına, valiliklere, belediyelere yazı yazdık. Böyle bir fakülte kurulduğu zaman hangi bölümlerin açılmasını isterseniz gerçekten ciddi ciddi komisyonlar kuruldu. Özellikle Şanlıurfa Sanayi Odası kendi komisyonlarını kuruldu. Akademisyenlerden de zaten bu bağlamda şeyler alındı. Aldık. Yani kimler topladık. Katılmak ister, kimler yapmak yayınlar ister. Olanları topladık. Böyle evet. Birikimleri yani amacımız katılımcı bir bakış açısıyla bu fakültenin kurulması ve bu bölümlerin ihtiyaca göre açılması. Mesela yabani hayvanlar üzerine bölüm önerildi. Mesela açık öğretim fakültesinde kurulmasını. Tabii. Mesela pamukçuluk veya işte ipçilik üzerine bölümler önerildi. İşte atçılık üzerine bölümler önerildi. Böyle özgü. Mesela bazen sorabilirsiniz. Sanatçıda da bu soruldu. Atçılık sanal gerçeklikte nasıl olacak? Yani fiziksel olarak bir atın yetiştirilmesi gerekiyor. Yani böyle bir sorular da olur. Yani şöyle bir özelliği var sanal gerçekliğin. Bir kere yüz yüze öğretimin alternatifi değil. Şu an için çok erken. Yani ileride sinir sistemleri, göz lens dediğimiz şeyler gerçekten yapılırsa o da onun alternatifi olacak. Ama şu an için teknoloji, yazılım hazır olsa bile teknoloji bunun için hazır değil. Çünkü yüz yüze öğretimdeki göz kontağı şu an bunu şey yapamıyor. Duyguların evet, analizi. Tamam. Ama çalışır diyor yani. Şu an sinir sisteminin analizi, işte EKG dediğimiz gibi beyin sinyallerinin kontrolü. Çünkü biliyorsunuz göz bir araç bizim için. Yani asıl 3 boyutlu modelin oluşması beyinde oluşuyor. İşte şu an işte gözün için mesela Google gibi firmalar işte göz lensi üzerine çalışıyor. Yani koskoca taktığımız sanal gerçeklik gözlüklerinin yerine sadece göz lensini taktığımız zaman istediğimiz dünyaya girebileceğiz. Yani şu an yaşadığımız dünyayı düşünün. Bu bir dünya. Bir de insanların kendi dünyaları mesela. Herkes kendine ait bir sanal dünya tasarlamaya başladı. Yani çok çeşitli. Yani düşünün sizin hayal dünyanızla benim hayal dünyam farklı. Bunu ben sanal gerçek filmlerde de görüyorum. Mesela Marvel'ın tasarladığı sanal gerçeklik dünyasıyla bizim şeylerin dünyaları farklı mesela diyelim. TRT çocuğun tasarladığı sanal dünyalar farklı. Yani kültür yansıyor, din, tabii, inançlar, her şey. Ya. Yani bölge, inançlar bu şeyler de yansıyor. Artı vermek istedikleri mesajlar böyle. Yani bu dünyalar üzerinden bilinçaltı mesajları bu dünyaya gidiyor. Yani bu bile hocam bu dünyanın bizim kendimiz tarafından tasarlanmasının önemini gösteriyor. Çünkü kültürümüzü eğer gerçekten korumak ve yetiştirmek istiyorsak
diğer kültürlerin etkisinden bir şekilde korumamız lazım. Öyleyse onların verdiğinden daha çoğunu vermemiz lazım. Tabii onların silahlarıyla silahlanmak, karşılık vermek. Yani bu bir savaş, kültürler savaşı. Olmak yerinde. Yani o yüzden bizim teknolojiyi çok hızlı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet hocam, valla eskiden gözümüzü kapatıp hayal kuruyorduk. Şimdi anladığım kadarıyla gözümüzü açacağız iyice öyle. Aynen, gözü açıp gözlüğü takacaksınız. Evet, hayallerimizi. Hocam tabii şu an itibariyle henüz daha soyut bir kavram gibi görünüyor. Kısa zaman içerisinde bu ciddi anlamda somutlaşacak anladığım kadarıyla uygulanmaya başladığı zaman. Kimlere hitap edecek? Yine aynı mesela biz bir pandemi geçirdik. Pandemi sürecinde dünyanın her yerinde eğitim, öğretim bir anda sanal alemde gerçekleşti. İşte uzaktan eğitim artık olmazsa olmaz oldu. İşte cep telefonlarındaki uygulamalardan öğrenciler farklı alternatif hocalardan ders dinlemeye başladılar gibi. Bazen siz kendinizi uzak tutmaya çalışsanız da şartlardan dolayı kendinizi o dünyanın içinde bulabiliyorsunuz. Bu tasarlanan çalışım, eğitim, öğretim yine öğrencilere yönelik mi olacak, yoksa bunun belli bir sınırı olmayacak mı? Kontenjan, sınav vesaire bunlar nasıl olacak? Seçilecek mi öğrenciler? Eğer böyle bir açık öğretim fakültesi kurulduğu zaman zaten kendine ait bölümler olacak. Yani Harran Üniversitesi'nin kendi fakülte ve meyolarını etkileyecek bir durum değil. Yani fakülte kurulduğu zaman yeni bir bölüm açılıyor ve o bölümü kazanan öğrenciler sanal gerçeklik dünyasına giriyor. Yani bizim mevcut öğrencilerimiz de farklı. Mevcut öğrencilerimiz kendi eğitim öğretimlerine devam ediyor. Yani yüz yüze öğretim çoğu, yani yüz yüze öğretim varsa yüz yüze öğretim var. Bazı bölümlerimizde tesis yüksek lisans var. Mesela onlar devam ediyor. Yani eğer bu fakülte açıldığı zaman bölümü kazanan öğrenciler ve öğretim üyeleriyle ilgili bir durum bu. Yani mevcut şeyle değil. Mesela bizim 14 tane fakültemiz var. Onlar yine yüz yüze öğretime devam edecek. Harüzen mesela yine... Yani bunların açıktan öğretimi olmayacak. Yok hocam, bunlar ayrı. Bunlar zaten eğitim öğretimi devam edecek. Şimdi mesela Anadolu Üniversitesi örneğine baksak, orada hem kamu yönetimi, normal Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi var, bir de açık öğretim fakültesi kamu yönetimi var. Orada açık öğretim fakültesi Anadolu Üniversitesi'nde bir tane fakülte. Fakülte bu evet. Açık öğretim onda mesela bakıyorsun. Kamu yönetimi bölümü var. Aynı zamanda örgünlükçü de var. Ama bizde öyle olmayacak o zaman. Bu farklı. Bizde de kamu yönetimi var. İktisat evet. Fakültesi kamu yönetimi yüz sürdürmeye yine devam edecek. Yine biz, ama açık öğretim fakültesi de kendi kamu yönetimi sistemi olacak. Yani iki tane alternatif. Yüz yüze öğretim yoluyla okumak isteyenler yine iktisat fakültesini kazanmak için yine ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girecek. Bizim açık öğretim fakültesini kazanmak isteyenler yine aynı şekilde YKS sınavına girecek. Bizde sadece şöyle bir şey var. Açık öğretim fakültelerde ikinci öğretim var. Eğer siz bir lisans mezunusunuz, eğer mezuniyetiniz varsa açık öğretim fakültesine doğrudan kayıt yapabilirsiniz. İkinci eğer ön lisans diplomanız varsa ön lisans bölümlerine kayıt yapabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı. Ama hiçbir kaydınız yoksa, ilk defa lise öğrenimi tamamladıysanız ÖSYM yapılarından sınava girmek zorundasınız ve barajı aşmak zorundasınız 180'i. Eğer lisans kazanmak istiyorsanız. O ayrı. Yani ÖSYM'nin yerleştirme takvimi bizi de bağlayıcı bir kurum. Yani sadece biz yabancı uyruklu öğrenciler kendi işte YÖS gibi sınavlar üzerinden bu bölümlere yerleşebilir. Şimdi bu bölümlerin kontenjanı şöyle mesela. Bize önerilen mesela biz Şanlıurfa Sanayi Organize Bölgesi olsun, Ticaret Sanayi Liyosu olsun mesela, Valiliğin turizm altyapı birimi olsun. Bunlar bölümler önerdiler. Mesela dediler işte burada da kamu yönetimi, işletme bölümleri bizde de açılması gerekiyor. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. O bölümler açıldığı zaman artık bunlar sanal gerçeklik dünyasıyla eğitim öğretime girecek. Mesela düşünün bir kamu yönetimi bölümü sanal gerçeklikte nasıl olacak? Hocam yani öyle şeyler düşünün ki mesela birim bazı şeylerin uygulamasını yapabilmek için ne yapması lazım? O bölgeye diyelim bir dava senaryo düşünün. Mesela bir dava için nereye mahkemeye gitmeniz lazım? O mahkemenin tasarımı sanal gerçeklikte otomatik yapılıyor. Yani siz evinizde gözlüğü taktığınız zaman bir işte avukat tam olarak ne iş yapıyor? Hakim ne iş yapıyor? Savcı ne iş yapıyor? Bunun senaryosunu görebiliyorsunuz. Hatırlayın bir diziyi düşünün. Diziler genellikle polis dizileri falan olsun. Bunlar bir yaşanmış olaylardan vakaları ekşime canlandırıyor. Aynı şeyi biz canlandırıyoruz gibi düşünün. Sanal gerçeklikteki karikatürler, 3 boyutlu modeller, yapay zeka destekli, 3 boyutlu avatarlar dediğimiz kişiler bu şeylerin
tasarımı bizim için çok hızlı hocam. Mesela biz rahatlıkla şuranın tasarımı bir saatte yaparım. Sizin modelinizi de iki saatte yaparım. O zaman yani şu an istersen modeli tamamını biz sana gerçekte yaparım. Yani şunun desenini de yansıtırım. Bak şuradaki çizik var ya, bu çiziği de yansıtırız. Onda bir sıkıntı yok. Yani gerçekten teknoloji çok hızlı. Şimdi istersek şunun aynı birebirini sanal gerçeklik dünyasına girdiğin zaman sizin karşınızda ben, benim karşımda siz olursunuz. Sadece siz değil, sizin karikatürünüz olacak. Ne kadar iyi tasarlarsak o kadar mükemmel olur. Ama bunun da kaynakları var hocam. Sizi birebir tasarlayabiliriz ama çok fazla işlemci ve RAM gerekiyor çözünürlük artacağı için. Anladım. Şunu sorayım hocam, hani bildiğim kadarıyla bu tarz çalışmaları destekleyen şeyler var. Sunucu mu diyoruz? Aynen. Ve o sunucu da bizim bünyemizde mi olacak, yoksa biz bir yerlerin üzerinden mi kesinlikle bizim bu sunumu yapacağız? Bizim kendi sunucularımız olacak, kendimiz. Yani burada çok yerli milli ifadeleri kullanılabilir mi yani şeylerimizde? Sunucular yani bizim ürettiğimiz sunucular değil. Evet. Yani maalesef dışarıdan aldığımız, işte belli firmalardan aldığımız sunucular ama sunucunun kontrolü bizde. Ha, kontrolü bizde. Yani İşletim yarım sistemi de bizde. Hı. Mesela dediğimiz gibi açık kaynak işletim sistemleri var. Mesela TÜBİTAK'ta şu an bilirsiniz Partus. Açık kaynak işletim sistemine geliştirilen bir işletim sistemi. Hı hı. Biz bu işletim sistemlerini kuruyoruz. Sadece şu an donanımlar bizde değil. Ama yazılımların tamamı bizde. İşletim sistemine kadar her şey bizde. Tasarımlar bizde. Mesela şu an biz yani destek bulduğumuz zaman kendimize ait sanal gerçeklik gözlüklerini ve tulumlarını da tasarlayabiliriz. İnşallah. Yani çünkü bunlar çok bizim için uçuk şeyler değil. Eskiden uçuk şeylerdi. Bunlar nasıl yapıyorlar diye düşünüyorduk. Aynen. Ama şu an bizim için oldukça evet, basit şeyler. Çok sevindim. Özellikle bilgisayar mühendisliğinde ve yazılım mühendisliğindeki öğretim üyelerimizin çok geniş bilgileri var. Sadece bu biraz zaman gerekiyor. Bir de bütçe gerekiyor bizim için. Yani düşünün, konu hayal edin. Bir tulum giymişsiniz hocam, giyiyorsunuz. Mesela şunu kaldırıyorsunuz. Sanal gerçeklik karakterindeki kişi de onu kaldırıyor. Ne yaparsanız birebir yaptığını hayal edin. Ya bunu mesela örnek şöyle vereyim. Gaziantep'te bir hocam akıllı fabrika var. Bu akıllı fabrika gerçek fabrikadaki istasyonlara kontrol ediyor. Mesela düşünün. Mesela 25 kiloluk bir şeyi gerçek fiziksel olarak kaldıracaksınız. Bundaki işte iş sağlığı güvenliği açısından test edilmesi gerekiyor. Mesela şunu daha basit bir örnek vereyim. Bir oturma grubu takımı aldınız düşünün. Bunu eve yerleştireceksiniz. Mesela koltuğu aldınız, köşeye koydunuz. Birazdan terlemeye başladınız. Beğenmediniz. Eşiniz dedi ki biraz daha değiştir şuraya. Bunun bir sınırı var. Ne kadar değiştirebilirsiniz? Ama sanal gerçeklikte öyle değil. Koltuğu koyuyorsunuz. Beğendiğiniz an gerçekten değiştiriyorsunuz. Yani bu nedir? Modüler bir sistemi test ediyorsunuz. Gerçekten uygun koşulları yakaladığınız an fabrika da bunu yapıyor. Mesela diyor ki ben ayakkabı üreteceğim. Yeni bir ayakkabı modeli geldi. Bu ayakkabı üretmek için nasıl bir bant sistemi kurmam gerekiyor? Kendi bant sistemleri var. Bu bantların değişmesi demek hocam büyük bir iş gücü gerekiyor. Onu alıp oraya koyuyorsun, onu alıp koyuyorsun ama sanal gerçeklik 3 boyutlu modellerde öyle değil. Siz modeli kuruyorsunuz, testinizi yapıyorsunuz, doğru mu? Çalışıyorsa gerçek fiziksel ortama geçiyorsunuz. Bunun yani fizibilitenin tam böyle birebir olabilirliğini test etmiş oluyor yani. Birebir hocam. Evet. Bu işte yazılıma kalmış bir durum. Hmm. Ne kadar? Yani şu an yazılımın yapamayacağı şey yok. Ölüm ve ihtiyarlık hariç her şeyi yapabilir diyebilirim yani. Evet. Peki hocam bu konuda paydaşlarınız var mı veya olacak mı? Hocam bizim paydaşlarımız bizim yani TÜBİTAK olsun, işte bölgemizce SUS olsun, sana valilik olsun, belediye olsun. Mesela bunlar bizim paydaşlarımız, mesleki kuruluşlar Şanlıurfa'daki ve yakın bölgelerdeki KOBİ'lerimiz, Şanlıurfa Teknokent gibi şeyler. Bizim için her zaman paydaştır. Yani projelerde her zaman birlik olarak hareket etmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden üniversite şehir işbirliği burada sağlanıyor. Sizin programınızın ismi. İnşallah biz de bütün şehri bu konuda bilgilendirme gerektiğini düşünüyoruz gerçekten. Üniversitemiz durmuyor. Var olan bütün potansiyellerini şehre katkı sunmak adına harekete geçiriyor. Ancak bu sizin anlattıklarınız artık şehrin sınırlarını aşacak inşallah. Tabii hocam. Tüm Türkiye'ye belki dünyaya hitap edeceğiz bu şeyle. Ya işte bu zaten hocam bunun en büyük özelliği bu. Evet. Yani Harun Üniversitesi'ni dışarıya tanıtmak için ne kadar broşür basabilirsiniz? Kaç kişiyi siz web sayfasına davet edebilirsiniz?
ziyaret edin. Ya da öğretim üyeleri ne kadar o üniversiteye dışarıya gidebilir? Ben biliyorsunuz Erasmus koordinatörüyüm. Benim yurt dışına gönderebileceğim personel sayısı kısıtlı. Evet. En fazla senede 15-20 kişi gönderebilirim. Bu belli bir ülkelere gönderebilirim. Ama sanal gerçeklik de öyle değil. Bütün sanal gerçeklik eğer gözlüğü sahip olan bütün kişiler sizin kampüsünüzü sadece bir gezmesini düşünün hocam. Yani biz artık tasarım da yapmıyoruz. Mesela drone görüntülerinden düşünün. İşte harita mühendisinin yıllarca kullandığı fotogrametri teknikleri var. Yani görüntüyü otomatik olarak çekip gönderebiliyorsunuz. Yani siz kendi modelinizi yapabiliyorsunuz. İnşaat firmaları biliyorsunuz. Eskiden ne yapardı? Böyle modeller yapardı. Maketlerde evet, yapardı. Kartondan vesaire. Siz o maketlere gidip bakardınız, beğenirseniz alırdınız. Şimdi öyle değil. 3 boyutlu sanal modeller yapılıyor. Gözlüğü takıyorsunuz ve evin içinde geziyorsunuz. Dolaşıyorsunuz, katlara çıkıyorsunuz. İşte oturma grubunu nereye koysam, masa takımı nerede olsa bunu görerek artık şey yapabiliyorsunuz. Mesela şu an şeyi düşünün. Göbekli Tepe'yi 3 boyutlu modelle gittikçe çok fazla yaygınlaşmış. Sanal gerçeklik gözlüğüyle geziyorlar. Bunu gören insanlar gerçekten geliyorlar. Yani gerçekten büyük bir gizem var. Oradaki hayvanların anlamı ne? Kol ne demek? Neden T şeklinde? Bu bir işte mezarlık mıdır? İbadethane midir? Bunları mesela geçen yıl biliyorsunuz turizm başkentiydi. Göbekli Tepe yılıydı. Yaklaşık benim bildiğim 800 bin tane insan gelip ziyaret etti. İşte bu ziyareti yani eğer bir fotoğraf, basit bir fotoğraf çekmediğinizi düşünün. Fotoğrafı görmeyen insan gelemez ki. Yani bir belli şeylerin yani bölge hakkında bilgilerin bir şekilde görsel olarak sunulması lazım. Eğer 3 boyutlu sunarsanız daha da cazibesini arttırıyorsunuz. Yani amaç burada kendimizi nasıl daha iyi bir şekilde tanıtabiliriz. Yani şunu da söyleyeyim hocam. Yüz yüze öğretimcilerle uzaktan öğretimciler hep yıllardır şeydirler. Birbirlerine karşıdırlar. Ama uzaktan öğretimcilerin hiçbir zaman yüz yüze öğretimi yani alternatifi kendilerini görmemiştirler. Her zaman yüz yüze öğretimi destekleyici. Yani bizim istediğimiz şudur. Bir derse giriyorsunuz mesela. Dersi anlatıyorsunuz. Kavramları öğrenci soruyor. Bu nedir? Şu nedir? Terimleri söylemeye başlıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz dersin 30 dakikası terimleri anlatmakla geçmiş. Ama öğrencinin bir uzaktan öğretimde terimlerini öğrendiğini, sonra o sınıfa geldiğini düşünün. Dersin içeriği artık terimlerden çok, artık konuya odaklanıyorsunuz. Yani bu bir alternatiftir. Laboratuvarın mesela 3 boyutlu bir resmini, öğrenci mesela deney setlerinin nasıl çalıştığını dersten önce gelse, görse, 3 boyutlu bunları test etse, bir iki deney de yapsa sanal gerçeklikte, gelip orada daha ciddi deneyler yapamaz mı? Yani siz ne yapıyorsunuz? Öğrenciyi uzaktan öğretimle laboratuvar hazırlıyorsunuz. Yani öğrenci bir laboratuvara girdiği zaman bir şok yaşıyor. Bu nedir? Kablo nereye girecek? Mesela elektrik mühendisliğinde olduğumuz için yani bazı öğrenciler bilmediği için kabloyu götürüp getiriyor. Diğer o yani taşıma yapıyor. Yani deneyde 4 kişi yapıyor ama gerçekte deneyi 1 kişi yapıyor. Diğer 3 kişi kablo götürüp getiriyor. Bilmediği için. Evet. Ama o 3 kişiye böyle bir şans verseniz o deney seti tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi deneyleri yapmanız gerekiyor? Bunu önceden öğrense sınıfa gelip çok çeşitli deneyler yapabilecek. Yani bu destekleyici bir eğitimdir. Çok güzel hocam. Tabii bu hani şey açıldığı zaman, açık öğretim açıldığı zaman haliyle bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler için ekstra bir alan daha açılmış olacak değil mi? Evet. Yani bunun sonuçta bir çalışma altyapısı olacak, yazılım mühendisi daha fazla gerekecek belki. Bu bağlamda aslında bir yerde yazılım mühendisi öğrencilerine çalışma alanı da oluşturuyorsunuz. Hocam şu an tek hedefimiz bu yazılım mühendisi öğrencileri gerçekten çok ilgileniyorum. Yani ilgilenmeye dedim. Onlar bizim şu an için göz bebeğimiz diyebilirim. Allah muvaffak etsin hepinizi. Yani onların çok iyi bir şekilde eğitim almasını istiyorum. Özellikle sanal gerçeklik, oyun, web gibi konularda, yapay zeka konularda iyi bir eğitimden geçmesini istiyorum. Çocuklar zaten puanları çok iyi olduğu için dersleri de çok iyiler. Şu an bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim tek korkumuz 4 yıl sonra bu çocukları kaybetmek. Çünkü biz yeterli istihdamı sağlayamazsak, bunların işte refahlarını sağlayamazsak, hocam İstanbul'daki firması buraya ben öğretiyorum mesela. Grafik tasarımı diye bir ders öğretiyorum. Çocuk 3 boyutlu modelleri hazırlıyor, animasyonlar hazırlıyor. İstanbul'daki firma bunu bir gördüğü zaman ona 50-60 bin, 70 bin, artık 100 bin, 120 bin TL veriyor. Ben ne kadar verebiliyorum?
BAP projesine 1000 TL'lik bursiye verebilir. Tek evet. sıkıntımız bu bizim. 4 yıl sonra kaç, yani bu öğrencileri tutamıyoruz maalesef. Çünkü bu öğrencileri bir şekilde yetiştirdiğimiz zaman istihdamını sağlamak zorundayız. Bunu nasıl yapabiliriz? Bizim şu an tek alternatifimiz yüksek lisans ve doktora. Evet. Öğrencileri teşvik etmek, yüksek lisans doktora da işte 4 yıl orada yetiştikten sonra biz bunları yüksek lisans ve doktora süresince bütün yapacağımız projelerde istihdam edebiliyoruz. İşte TÜBİTAK olsun gibi destekleri var biliyorsunuz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin. Bunların bir şekilde öğretim görevlisi veya mühendis olarak burada istihdam edilmeleri gerekiyor. Çünkü maalesef 4 yıl uğraşıyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, belli bir seviyeye geldikleri zaman çocuk da haklı, tutamazsınız burada. Çünkü karşı tarafta 120 bin TL'nin aylık veren bir kişi var, sizin vereceğiniz şey belli. Evet. İşte bizim tek bu sorunumuz bu. Bu işte bilgi iletişim teknoloji hocam, gerçekten çok büyük bir ihtiyaç var. Mesela Aselsan bunları hemen kapıyor, ne bileyim Roketsan gibi kuruluşlar, onlar için para önemli değil. Yapılacak iş önemli. İş önemli. Ben de bir şirket çalışanı olsam, kişi bana 1 milyon kazandırıyorsa ben ona 500 bin TL'yi veririm aylık. Muhakkak. Benim için sorun değil, mantık bu. O getirdikçe daha da fazla veririm. Çünkü yazılım enstitüsü bunu getirebiliyor. Evet, sonuçta hocam nereye de gitseler, Harran Üniversitesi'nin yetiştirdiği öğrenciler olarak inşallah yine bizim adımıza çok güzel işler başaracaklarını ümit ediyoruz. En azından ülke için. Allah emeklerinizi hiç etmez hocam. Programımızın süresi doldu. Belki farkında değiliz ama çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim hocam. Sormak istediğim birkaç şey daha vardı ama hızlıca cevap verebilirim. Evet, ben şeyi o 15-16 Kasım'da yapacağınız çalışmayla ilgili buradan bir duyuru yapmak gerçekten. İstiyorsanız onu şey yapın, katılımcılar şehirden katılımcılar olacaksa hocam, onun duyurusunu yapalım, bilgilendirelim. Yoksa 15-16 evet. Kasım'da 5. Uluslararası Sanal Gerçeklik Kongresi yapacak. Adı evet. üstünde sanal gerçeklik olduğu için uzaktan yapılıyor. Yani kişi web sayfamız var. virtualreality.com İsteyen katılabilecek mi? Herkes katılabilir. Evet, onun açık. Duyurusunu buradan yapalım. Evet. Yani YouTube'dan da canlı yayınlanıyor hocam. YouTube kanalını açıp canlı olarak bütün yapılan sunumları dinleyebilir. Harran Üniversitesi'nin YouTube kanalından mı? Kendi web sayfasının YouTube kanalından. Ha, YouTube'un. Harran Üniversitesi'nin web sayfasına girdikleri zaman onu takip edebilir. Tamam. Medyayı takip etsin. Merak eden gençler için, özellikle izleyicilerimiz için sanal gerçeklik kongresinin de duyurusunu yapmış olan. Sağ olun, hocam son olarak kapanış için düşüncelerinizi alalım, programı kapatayım. Hocam tekrar davet için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocam biz teknolojiyi kullanmak zorundayız. Yani biz alternatifleri sunmak zorundayız. Bugün açık öğretim fakültesine ihtiyaç olup olmayabilir. Dün mesela ben uzaktan öğretim araştırma merkezini kurduğum için mutluyum. Çünkü pandemi olduğu zaman Harran Üniversitesi hiçbir sorun yaşamadı. Aynen. Çünkü ben hatırlıyorum 3 yıl prosedürleri aşmaya çalıştık. Gerçekten. 3 yıl boyunca öğrencilerimize uzaktan öğretim nedir bunu anlattık. İnkılap tarihi, yabancı dil ve bu dersleri verdik. Ve bu bir ihtiyaçtı. Böyle bir pandemide çözüldü. Yarın açık öğretim fakültesi sanal gerçeklikte bir ihtiyaç olabilir. Bunun kurulması gerekiyor. Yani ne olur ne olmaz bütün koşullara Türkiye'nin hazırlanması lazım. Yarın yine bir salgın olabilir. Allah çocuklarımızı olsun. Uzaktan öğretim ek olarak bir de 3 boyutlu bir dünyaya girmelerini sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden, yine başkasının dünyasına girmektense bizim hazırladığımız bir dünya olması bu çok önemli, bu önemli hocam. Özellikle altını çizmekte fayda var. Kesinlikle hocam. Yani özellikle küresel bir dünyadayız. Köy olmuştu. Aynen. Yani her şey artık bir TikTok'ta yayınlanıyor. Yani biz bunlardan daha iyi bir şey veremezsek çocuklarımızı kaybederiz. Aynen. O yüzden biz bunlardan kullanıcı değil artık yönetici pozisyona geçmemiz gerekiyor. İnşallah. O yüzden yazılım kesinlikle bir ihtiyaç hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza renk kattınız. Rica ederim hocam. Evet. Değerli izleyenlerimiz bir şehir ve üniversite programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Harran Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Dursun Akaslan'dı. Hocamıza verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, Harran Üniversitesi inşallah bu teknolojik çalışmalarla kendi bulunduğu konumu ilerlettikçe şehrimize ve ülkemize de ciddi kazanımlar sağlayacaktır. Bu vesileyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın efendim.